Türkiye'mizin Batı Karadeniz bölgesindeki sanayi şehri Karabük'teyiz. Karabük başta demir çelik fabrikası olmak üzere coğrafi yapısı, doğal güzellikleri ve Karadeniz kültürünün yanı sıra çok önemli bir sanayi kenti. Yerleşim yeri iken 1937 yılında demir çelik fabrikasının açılmasıyla kısa zamanda gelişerek büyüdü ve 3 Mart 1953 yılında Zonguldak iline bağlı bir ilçe oldu. Gelişmesini sürdürerek 3 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili olmaya hak kazandı. Eflani, Eski Pazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice olmak üzere birbirinden güzel 5 ilçesi vardır. Şimdi gelin bu ilçelerden Yeşil Yenice'yi tanıyalım. Bu çalışmanın amacı Yenice'yi tanıma şansına erişememiş insanlara ulaşmaktır. Ben görevim sebebiyle Yenice'yi yöresel ifadeyle Zümrüt Yenice'yi tanıma şansına sahip oldum. Yeni görev yerime başladığımda ilk yaptığım işlerden birisi çevreyi tanımaktır. Bu amaçla yaptığım gezinin hemen başında çok özel bir coğrafyada olduğumu anladım. Bırakınız Türkiye'yi, dünyada dahi hala böylesine elde edememiş harikulade ormanların olduğu yerler var mıymış diye kendi kendime sormadan edemedim. Evet, Yenice demek orman demek, Yenice demek tabiat demekti. Ama öyle bir orman düşündünüz ki 30 kilometre çapında bir alanda tek bir yerleşim, köy, mezra veya ev olmasın. Türkiye'de yaşadığına dahi inanmakta zorluk çektiğimiz yabani hayvanları bu ormanlarda gözünüzle görebilirsiniz. 6 hektarlık bir alanda 25 çeşit ağacın doğal olarak yetiştiği uzmanlarını da hayrete düşüren bir alanı içine barındırsın. Olağanüstü boyutlardaki porsuk ve fındık ağaçları bu ormanda yetişsin. Camiye'de çamı diye bir ağaç düşünün ki bunun bir adedinin tonluk olan değeri 5.000 ila 10.000 dolar arasında olsun. İçerisinde sayısız irili ufaklı, içilecek kadar berrak akarsular olsun. Ve bu sular dünyanın en leziz balıklarından birisi olan kırmızı benekli doğal alabalıklarla dolu olsun. Bu akarsuların oluşturduğu kanyonlar ve şelaleleri hayranlıkla izleyebilirsiniz. İçerisinde gezerken dünyanın en temiz havasını ciğerlerinize çektiğinizden emin olasınız. Kısacası, tabiatın tüm renklerini ve yaşam çeşitliliğini bir arada görebileceğiniz bir coğrafya olsun. İşte Yenice bu. Yenice'nin yüz ölçümünün %85'i ormanlarla kaplıdır. Yenice'yi Türkiye tanımıyor. İşin doğrusu, burada göreve başlayıncaya kadar ben de tanımıyorum. Ancak tanıyanlar vardı. Dünyanın pek çok üniversitelerinin orman fakültelerinde uzmanların Yenice'ye gelip gittiklerini müşahede ettik. Bir hafta Avrupa'da uzmanları konuk ederken, bir başka hafta İsrail'den uzmanlar ormanlarımızı incelemeye geliyorlardı. Evet, Yenice'yi dünya keşfediyor. Dileğimiz Türkiye'nin de keşfetmesi. Ülkemizdeki tabiat tutkunlarının, ormana gönül verenlerin, üniversite camiasının ilçemizi tanımasını istiyoruz. Yenice, ülkemizdeki 9 sıcak noktadan birisidir. Korunması gereken özel bir coğrafyadır. İlçemiz Karabük iline 30 kilometre ve dünyanın tanıdığı turistik beldemiz Safranbolu'ya 40 kilometredir. Yani yarım saatlik bir mesafededir. Safranbolu'da tarihi teneffüs eden binlerce turistin, dünya harikası bir coğrafyanın yanından geçip gittiklerini öğrendiklerinde üzüleceklerinden eminim. Ancak bu onların kusuru değil. Çünkü Zümrüt Yenice'nin varlığından habersizdiler. İşte bu çalışma onları haberdar etme çabasının bir ürünüdür. Çabaların amacına ulaşacağına inanıyorum. Bu çalışmada emeği geçen
bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Karabük'ten Yenice'ye demir yoluyla gitmek isterseniz 35 kilometrelik demir yolu 45 dakikalık bir zamanınızı alacaktır. Karayolunu tercih ederseniz 16 tünelden geçerek 33 kilometrelik karayoluyla yaklaşık 30 dakikada Karabük'ten Yenice'ye ulaşabilirsiniz. Yenice ilçesinin Zonguldak iline uzaklığı 70 kilometre, Ankara'ya 253 kilometre, İstanbul'a ise 418 kilometre mesafededir. Yenice ilçesi. Yeşil Yenice desek daha doğru olur. Yeşilin bağrında, yeşilin her tonunun saklı olduğu eşine ender rastlanılabilecek, doğal güzellikleriyle gezip görenleri büyüleyen, şirin mi şirin bir ilçe Yenice. Yenice'de olmak, yıllandıkça güzelleşen bir sevda gibi huzur vericidir. Gelenekselle modernin uyum içinde var olduğu ilçe, sakin atmosferiyle ruhunuzu dinlendirir. Güler yüzlü, cana yakın, toprakla yoğrulmuş, çalışkan insanlarıyla şirin mi şirin bir ilçe Yenice. Yenice Zonguldak iline bağlı bir bucakken 1988 yılında ilçe statüsüne kavuştu. 1995 yılında Karabük'ün il olmasıyla Karabük'e bağlı bir ilçe olan Yenice'nin batısında Zonguldak'ın Devrek ilçesi, doğusunda Karabük, kuzeyinde Bartın, güneyinde ise Bolu iline bağlı Mengen ilçesi bulunmaktadır. Yenice'nin genel nüfusu 26.551 olup bir beldesi, bu beldenin 6 mahallesi, 32 köyü ve merkeze bağlı 12 mahallesi bulunmaktadır. Batı Karadeniz bölgesi olması sebebiyle genellikle yağışlı geçen Yenice'de yazlar sıcak, kışlarsa soğuktur. Arazinin sarp, topraksı ve taşlı olmasından dolayı ziraat alanı çok az olup mevcut nüfusun ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Dağlar Kuzey Anadolu sahillerine paralel olarak batıdan doğuya uzanır. Ana ırmak Yenice Irmağı olup ırmağa dökülen 7 müstakil dere bulunmaktadır.
ekonomik yapısına bakacak olursak, Yenice Ormanları'nın ağaçlar konusunda sunduğu olanaklar bile bölgenin ekonomik açıdan önemi konusunda fikir sahibi olmamıza fazlasıyla yeterli. Orman işletmesinin 2001 yılı cirosu 3.7 trilyon Türk lirasıdır. Ekonomik yönden kendine yeter durumda olan ilçede özellikle sandalyecilik son yıllarda büyük gelişme göstermektedir. Bugün 8 iş yerinde sandalye üretimi yapılmakta, üretilen ağaç sandalyeler ilçe dışına ve turistik merkezlere pazarlanmaktadır. İlçede ormancılığın yanı sıra arıcılığın gelişmesi için her yıl kurslar düzenlenmektedir. Tarım, hayvancılık, arıcılık, ticaret bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca sanayi, nakliyecilik, işçi ve memur ücretleriyle bu iş kollarının emeklileri ve Almanya'ya işçi olarak gidip çalışan Yeniceliler gelir kollarını oluşturmaktadırlar. İlçede irili ufaklı 10 adet kereste fabrikası vardır. Yenice'de hayvancılık yeterince gelişmemiştir. İlçenin otlak ve meralarının sınırlı olması, devlet demir yollarında, Zonguldak taş kömürü ocaklarında, Karabük ve Karadeniz Ereğli demir çelik fabrikası gibi kuruluşlarda ve yurt dışında yöre insanının işçi olarak çalışması, hayvancılığın gelişememesinin sebepleri arasındadır. Babadan oğula geçen kaşıkçılık ustalığı yörenin önde gelen el sanatlarındandır. Şimşir ağacından yapılan tahta kaşıklar Yenice ve çevre pazarında sergilenirken günümüzde de aksesuar malzemesi olarak alıcı bulmaktadır. Gerek yemeklerde gerekse halk oyunlarımızda sıkça kullandığımız tahta kaşık, sert ve dayanıklı bir ağaç olan şimşir ağacının yaş ve budaksız halinden yapılır. Kaşık yapımı çalışmalarına ilk olarak keserle başlanıyor. Azılı kaşık keseri, ızıları yani kenarları dışa doğru açık olan keser, bir tek bu işte kullanılıyor. Kaşığın yüz pergeli ve sapını düzeltmek için kaşık bıçağından yararlanılır. İçinin bozukluklarını düzeltmek içinse iç kazıyanı kullanılan aletler arasında yer alır. Thank you.
Yenice ekonomisine katkıda bulunan diğer bir destek de bastonculuktur. Her ne kadar bastonculuk denildiğinde komşu ilçe Devrek akla gelse de Ibrıcak köyünde üretilen bastonlar hediyelik eşya olarak yurt içi ve yurt dışında alıcı bulmaktadır. Yenice ormanları Yenice içinde başka bir Yenicedir desek abartmış sayılmayız. Yenice ormanları bildiğimiz öyle sıradan ormanlara benzemez. Yenice ormanları içerisinde Çitdere İşletme Şefliği sınırlarında 738.5 hektar alan, Kavaklı İşletme Şefliği sınırlarındaysa 334 hektar alan, toplam 1072.5 hektar alanlık tabiatı koruma alanı vardır. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'nün saha dökümü şöyledir. Ormanlık alan 82.480 hektar alan, ormansız alan 14.689.5 hektar alan, genel alan toplamı 97.137.5 hektar alan. Kavaklı İşletme Şefliği sınırları içerisinde 4 hektarlık bir alan, Aberatum yani Açık Hava Müzesi olarak ayrılıp tescil edilmiştir. Bu alanda 18 tür ağaç ve ağaççık bulunmaktadır.
Yenice ormanlarında tropik bölgeler dışında dünyada pek az ormanda bulunan ağaç türüne rastlamamız mümkündür. Ormancılık Örgütü FAO'nun dünya üzerinde belirlediği korunması gereken alanlar içinde 100 adet sıcak noktadan 9 adeti Türkiye'de bulunmakta ve bu 9 adet mutlak korunma sahasından birisini de Yenice Ormanları teşkil etmektedir. Ormanların üst katını oluşturan 6 ana ağaç türü, ara ve alt tabakada karışıma giren 30 önemli ağaç ve çalı çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca dere boylarında, güneye bakan kurak yamaçlarda, yol ve hendek kenarlarında, rutubetli ve gölgeli yerlerde de 16 ayrı ağaç ve çalı türü bunlara eşlik etmektedir. Yenice Ormanları gerçekten bir ağaç müzesidir. Uludağ Göknarı, Doğu Kayını, Sarıçam, Karaçam, Camiyanı Karaçamı gibi ağaç türlerinin yanı sıra Kızılçam, Istıranca Meşesi, Virginia Meşesi, İspir Meşesi, Mazı Meşesi, Sapsız Meşe, Titrek Kabak, Kara Kabak, Dağ Kara Ağacı, Gürgen, Doğu Çınarı, Kızıl Ağaç, Diş Budak, Porsuk, Türk Fındığı, Kayacık, Yabani Kiraz, Gümüşi Ihlamur, Adi Ihlamur, Kuş Üvezi, Yalancı çınar yapraklı akağaç, çınar yapraklı akağaç, kayın gövdeli akağaç, keçi söğüdü, şimşir, kızılcık, ahlat, koca yemiş, pontus defnesi, akça kesme, kurt bağrı, jasminum ve ergovan çeşidinde ağaç türlerine rastlamamız mümkündür. Bu ağaçlardan bazılarının olağanüstü çap ve boya ulaşan örnekleri ve zengin bir yaban hayatı potansiyeline sahip oluşuyla eşsiz bir ekosistem özelliği göstermektedir. Bu ekosistem içerisinde ise tipik, nadir ve tehlikeye maruz birçok bitki ve hayvan türü barınmaktadır. Yenice ormanlarında geyik, karaca, yaban kedisi, başak, porsuk, kurt, tilki, çakal, yaban domuzu, küçük atmaca, ayı gibi vahşi hayvanlar yaşamaktadır. Ayrıca orman derelerinde kırmızı benekli tabii alabalık bulunmaktadır. Anıt ağaçlara sahip Yenice ormanlarında, Kavaklı bölgesinde bulunan anıt ağaçlardan olan porsuk ağacının çapı 2 metre 24 santim, çevresi 7 metre, boyu ise 24 metredir. Türk fındığının ise çapı 90 santim, çevresi 2 metre 80 santim, boyu ise 23 metredir. Çınar yapraklı akağaç, sapsız meşe, kayın gövdeli akağaç, adi ıhlamur anıt ağaç türlerinden sadece birkaçıdır. Yenice hudutları dahilinde Göktepe ve Fındıkaltı olmak üzere 2 adet orman içi dinlenme yeri mevcuttur. Bu dinlenme yerleri tabii güzelliklerinin yanı sıra adeta bir oksijen deposudur.
ormanlar çadırlı kamp yapmaya da uygundur. Ayrıca ormanlardaki bazı alanlar trekking ve dağ bisikleti parkurlarıdır. Yenice ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Şimşirdere İşletme Şefliği dahilindeki Şeker Kanyon çıkışındaki kayalıklar dağ tırmanışına uygun alanlardır. Aynı zamanda bu kanyon, kanyonik parkurudur. Yenice Karabük yolu üzerinde bulunan Karakaya İşletme Şefliği dahilinde su çatı mevkiindeki taş ocağı kayalıkları dağ tırmanışına uygun alanlardır. Yeşilin zevkini çıkarmak, ormanda olmanın, coşmanın en güzel yolu şüphesiz bu güzelliği fotoğraflamaktır. Ekim ve Kasım aylarında giderseniz Yenice ormanlarında tabiattaki her rengi görüntüleyebilirsiniz. Yenice'de sonbahar renk cümbüşüyle bir başka yaşanır. Doğanın her rengini bulabilirsiniz burada. Kızılı, sarıyı, yeşili, moru, kül rengini, kahverenginin her tonunu daha önce böyle bir arada görmüş müydünüz? Dallarına veda ederken yapraklar adeta bir yağlı boya tablosunda canlanıverir. İrili ufaklı birbirine yaslanmış dağlar bir başka hava ve ayrı bir güzellik katıyor bu güzelliklere. Dökülen yaprakların sessizliği, güz aydınlığı, birbirlerinin gölgesinde uzayıp giden ağaçların dinginliği çepeçevre kuşatır öğle saatlerini. Yenice'ye kat kat güzellik katan ormanlarını gördüğünüzde eşsiz bir tabiat harikası bölgesini bir kez daha keşfedersiniz. Oh,
Kameralarımızı köye doğru çevirdiğimizde ilçe köylerine antik bir hava yaratan ağaç evleri karşımıza çıkıyor. Yenice köylerinin kalbi olan ağaç evleri gördüğünüzde burada yıllarca yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Tertemiz tabiat kokularının içinde kurulu, şehir gürültüsünden uzakta bulunan bu evlerde ayrı bir mistik güzellik yaşar. Geçmişin ayak izlerini taşıyan ağaç evlerin bulunduğu köylerde blok çanta usulüyle 1, 2 veya 3 katlı olarak meşe, kayın ve çam ağaçlarından yapılmış asırlık evleri ve ormanın içinde bulunan günümüzdeki modern yapı tarzıyla yapılan bu evlerle yepyeni bir yaşam hayal etmekten daha kışkırtıcı ne olabilir ki? En çok fotoğrafı çekilen yerlerin başında gelen ağaç evler, yemyeşil yamaçlara sırtını dayayan rengarenk haliyle bir ressamın fırçasından çıkmış kadar güzel. İlçede her Temmuz ayının ilk hafta sonu Yoğurtan Pazarı Kültür Şenlikleri düzenlenir. Şenliklerin üçüncüsü 7-8 Temmuz 2002 tarihinde kutlanmıştır. Yoğurtan Pazarı beldemiz Yenice'ye 17 kilometre mesafede 5000 dolaylarında nüfusu olan 1995 yılında belde statüsüne kavuşan şirin bir yerleşim yeridir. Yoğurtan Pazarı Beldesi'nin Türkiye'ye tanıtımı için organize edilen şenliklerde yöresel yiyeceklerin tanıtımı, hayvancılığı teşvik amaçlı etkinlikler ve yarışmalar tertiplenmektedir. Tomruk kesme, en ağır yumurta, en güzel inek, en besili boğa, amatör ses yarışması gibi yarışmalar düzenlenmektedir. Düzenlenen off-road yarışının büyük ilgi gördüğünü hatırlatmadan geçmek olmaz. İki gün süren Yoğurtan Pazarı şenlikleri off-road gösterileriyle son buldu. Şenlikte Zümrüt Yenice Göktepe şenlikleridir. İlçenin adının duyurulması için Kültür Bakanlığı ve Yenice Kaymakamlığı'nın destekleriyle Yenice Belediyesi tarafından organize edilen Zümrüt Yenice Göktepe şenlikleri 1991 yılından bu yana kutlanmaktadır.
Şenliklerin 11.si 3-4 Ağustos 2002 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Kutlamaların birinci günü şehir merkezinde, ikinci günü ise Göktepe Yaylası'nda gerçekleştirilmiştir. Şehir merkezi kutlamalarının en can alıcı noktası halk konseri etkinliğidir. Kapımızın önüne gelmeyi ver, aklım başımdan gidiyor. Kapımızın önüne gelmeyi ver, aklım başımdan gidiyor. Bir kere bakıp da gülmeyi ver, can gidiyor, canan gidiyor. Anasının kuzusu olmasa bir de, böyle bir zorba ben olurdu devirde. Anasının kuzusu olmasa bir de, böyle bir zorba ben olurdu devirde. Ah civanım fidanım, aklımı alanım. Nar tanesi, nar tanesi, annesinin bir tanesi. Nar tanesi, nar tanesi, mahallemizin bir tanesi. Nar tanesi, nar tanesi, annesinin bir tanesi. Nar tanesi, nar tanesi, mahallemizin bir tanesi. Birinci gün etkinlikleri havai fişek gösterisiyle son buldu. İkinci gün kickboks gösterileriyle etkinlikler başladı. Ardından şenlikler, halk koşusu, halat çekme yarışı, çuval yarışı, amatör ses yarışmalarıyla Göktepe Yaylası'nda devam etti. Şimdi gelin coşku, neşe ve heyecan içinde geçen bu yarışmaları izleyelim. Şenlikleri Yortan Pazarı Belediyesi ile Yenice Belediyesi futbol kulüplerinin arasında yapılan maçla son buldu. İlçede düzenlenen diğer bir etkinlik ise çocuklardan oluşturulan çocuk meclisi. 22 Nisan 1996'da kurulan, Yenice merkez ve mahallelerinde bulunan okullarda eğitim öğrenim gören 7-14 yaş grubu öğrencilerin katılımıyla oluşturulan Belediye Çocuk Meclisi, Yenice'nin adının duyurulmasında da önemli görevler üstlenmiştir. Belediye Çocuk Meclisi'nin 759 üyesi bulunmaktadır. İlçede 16 ilköğretim okulu, 2 lise, 1 hastane ve 6 sağlık ocağı bulunmaktadır. Yenice'ye bir meslek yüksekokulu açılması için kurulan dernek çalışmalarını sürdürmektedir. Yenice'ye geldiğiniz zaman ilçede henüz bir otel olmadığı halde kalacak yer sıkıntısı çekmenize gerek yok. Sıcak bir aile ortamı içinde 15 yataklı Orman İşletme Müdürlüğü'nün misafirhanesi ve 29 yataklı öğretmen evi misafirhanesi her zaman hizmetinizde. Bunun yanı sıra okulların tatil olduğu zamanlarda 100 yataklı Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı yurdu konaklama için uygun bir mekandır.
ilçemizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağına inandığım bu belgesel çekimi gerçekleştiren başta ilçe kaymakamımız Sayın Mustafa Gündoğan'a, komisyon başkanı Şafak Baran ile komisyon üyeleri Ramazan Çaylı, Mücahit Toprak ve Nurdan Dinç'e teşekkür ediyorum. Zümrüt Yenice, güler yüzlü misafirperver yöre halkı, ormanları, güneşi, suyu, kanyonları, mağaraları, kırmızı benekli alabalığı, anıt ağaçları, okşayan kuşağı havasıyla, şifa dağıtan bitkileri ile keşfedilmeyi bekliyor. Sadece 6 hektarlık bir orman sahasında 25 ayrı türden ağacın bulunduğu Yeşillikler Diyarı Yenice'nin %85 ormanlarla kaplıdır. Türkiye genelinde üretilen orman envalinin %1'i ilçemiz ormanlarında üretilmektedir. İlçemizin belediyecilik açısından bir sorunu yoktur. Gelişen, değişen ve büyüyen Yenice hedef olmaktan çıkmış, küçük İsviçre kentlerine benzer bir Yenice tablosu ortaya koymuştur. Yenice'nin her tarafından yükselen okşayan kuşağı, yeşil deryayı turizmle kucaklaştırmak, ilçemizin orman ve av turizmi ile dağ sporlarını merkezi yapmak, dağ sporlarını seçkin bir mekanı haline getirmek ve mavi yolculuklardan çıkıp zümrüt mekanlar arayanlara rehberlik etmek gayesindeyiz. Bundan sonraki tek hedefimiz Yenice'yi turizme açmaktır. Özellikle orman turizmini sevenlerin uğrak mekanı Yenice olmalıdır, olacaktır. Siz de bu renk cümbüşünü gelin yerinde görün. Bir gün yolunuz buralardan geçerse doğanın binbir güzelliklerine bezenmiş tüm renkleri kıskandıran zümrüt yeşili Yenice ilçemize hayran kalacaksınız. Doğa tutkunlarına yeni adresimiz Zümrüt Yenice.